Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Mimin yayınlamış olduğu 11. sınıf kazanım kavrama testlerinden ikincisi olan yani 12. olan doğrunun analitik incelenmesi iki videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum ve de ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bize diyor ki Analitik düzlemde A, B ve D noktalarını vermiş, C elemandır, AB, D elemandır, C olmak üzere, AC'nin AB oranı 4 bölü 7, CD'nin C oranı 1 bölü 4'tür. Buna göre, A'nın orta noktasının D noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? diyor bizlere. Sakın ha sakın sayı yani sayı doğrusu veya x y eksenlerini çizmenize gerek yok. Şöyle yapalım, AB var, C bunların elemanı. AC, A, B ise şöyle çiziyorum, düz çizgi çizelim, kesikli değil. Nokta, yani sayı doğrusu üzerinde nerede olduğunu bir önemi yok. Buraya ben A noktası dersem. A, C, A, B. Buraya ben B noktası dersem. A dediğimiz nokta eksi 10'a 10. On. B dediğimiz nokta eksi 3'e eksi 4. Burada bir sıkıntı yok. B. C dediğim noktada A, C, A, B. Şurada bir yerde. E, C noktası da arkadaşlar, C noktası da bilmiyorum. Bunu bulacağım, bunu bulurum. Çünkü... 4'e 7'lik oran var. AB'nin tamamına ben 7K dersem AC'si 4K oluyor. Buraya 4K, buraya 3K kalmış oluyor. C noktasını rahat bulurum. Hatta bulayım, öyle devam edelim. E 4K'ya 7K ise, yani 4K'ya 3K ise, toplam 7K ise, eksi 10'dan eksi 3'e kadar toplam 7 artmıştır. 7K'da 7 artıyorsa, her bir K'da 1 artacak. 4K'da demek ki 4 artış yakalayacağım. Eksi 4'tü, 4 arttırdım, eksi 6 oldu. Virgül, 10'dan Eksi 4'e 14 azalmış. 14 azalmış. 7K'da 14 azalıyorsa her bir K'da 2 azalacak. Demek ki 4K'da 8 azalacak. 10'du. Burası 2 olmuş oldu. Eksi 6'ya 2. Bu 1. Ve diyor ki D elemanıdır CE. Bir CE doğrusu oluşturuyorum şöyle. CE doğrusu. Diyelim ki E doğrumda burası olsun. CE. D elemanıdır CE. Tamam. CE var ve D elemanıdır CE. Bakıyorum. CD 1 CE 4. Tamam. D de burada bir yerde. D'yi de şuraya yazıyorum. D'yi de buraya yazıyorum. E, D'yi bana vermiş. Eksi 4'e 1 ve CD bölü C'ye 1. CD'ye ben K dersem D aşağıya yakınmış. Sorun değil. D'yi aşağıya taşıyayım. D noktasını aşağıya taşıdım. D noktası bana eksi 4'e 1 olarak verilmiş ve CD'ye ben A dersem bakın C 4K. 4A. C 4A. Burası A ise demek ki DE uzunluğunda 3A olarak bulundu. Peki E noktasını bulalım. Bakın A 3A'da toplam 4A. Eksi 6'dan eksi 4'e 2 artmış. Demek ki A'da, A'da 2 artış yakalıyorsam ben 4A'da 8 artış yakalayacağım. Yani eksi 6'dan E noktası 2'ye geldi. Virgül ikinci bileşen 2'den 1'e biraz azalmış. Demek ki 4'te 4 azalacak. 2'den 4 azaltırsam eksi 2 olur. Bu da tamam. Tüm noktaları buldum. Diyor ki buna göre AE'nin orta noktası. AE'nin A, E'nin orta noktası. A, E'yi birleştirdim. Bunun orta noktasını bulmak çok kolay arkadaşlar. Bileşenleri topla 2'ye böl. Eksi 10 ile 2'yi topladım. Eksi 8 bölü 2'den eksi 4 virgül. 10 ile eksi 2'yi topladım. 8 bölü 2'den 4 tamam. Burası D noktasına onu aktarıyor. Tamam buranın D olan uzaklığını istiyor bizden. İki noktaları uzaklıktan. ben bu uzunluğu bulurum. Eğer buraya X dersem. X eşittir kök içinde. X2 eksi X1. Eksi 4 eksi 4'ün karesinden 0 artı y2 eksi y1 1 eksi 4'ten de eksi 3'ün karesinden 9 yaptım. Yani kök 9'dan da 3 cevabını buldum ve ilk sorumuzun cevabı C -han olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuzda analitik düzlemde birim karelere bölünmüş zemin üzerinde A, B noktaları ile bakın A ve B noktaları ile y x doğrusu ve bu doğru üzerindeki K, L, M noktaları verilmiştir. y x doğrusu üzerinde bulunan bir C noktası için herhangi bir C noktasından bahsediyorum. Mesela burayı alayım. Neresi olduğunu biliyorum ama burası olduğunu tahmin ediyorum eşittir işte, BC olduğuna göre C noktası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın şimdi arkadaşlar. Bu C noktasının birinci bileşenini ben herhangi bir sayı uyduruyorum. Mesela diyorum ki A olsun diyorum. Ya da A diğim sıfıra benziyor. M olsun diyorum. Yani benim birinci bileşenim M ise ilk M yazdığımızda y diyelim. Yani benim ikinci bileşenim 2M olmuş oldu. M'ye 2M. Ve diyor ki soru bana senin diyor A BC eşit bakın bu C noktası nerede bilmiyorum. Ben bunu bulmaya çalışıyorum. AC C eşit A noktasının koordinatlarını yazabiliriz. A noktası 1, 2, 3 birim sola, eksi 3 virgül, 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarıya, eksi 3'e 5. B noktasının koordinatları 1, 2 birim sağ, virgül, 1, 2, 3 birim aşağıya, eksi 3. A, B, A, C, B, C eşit. Şimdi i̇şlem kısmına geldim. Burası işlem olacak şimdi. A, C uzunluğu x2 eksi x1 yani m artı 3'ün karesi artı y2 eksi y1 2m eksi 5'in karesinin karekökü eşittir. bc uzunluğu yine x2 eksi x1 yani m eksi 2'nin karesi artı 2m eksi eksi 3'ten burası da 2m artı 3'ün karesinin karekökü. Her iki tarafın karesini aldığımızda köklerden kurtulduk. Tamam bunlar gitti. Şimdi açıyorum. m artı 3'ün karesi demek m kare artı 3 çarpı 2'den 6m artı 9 artı. 2m'nin karesi 4m kare. 5 çarpı 2 10 çarpı 2'den eksi 20b. 20m artı 25 eşittir. Bu tarafı açıyorum. m kare eksi 4m artı 4 artı 2m'yi açtım. 4m kare artı 3 çarpı 2 6'dan 12m artı 9. Şimdi son adıma geldik. m kare 1 4m kare daha 5m kare. m kare 4m kare 5m kare, kare gitti. 6m eksi 20m daha eksi 14m eksi 14m 9 artı 20 artı 34 eşittir. Diğer tarafa geldim. Diğer tarafa geldim. Eksi 4 12 daha 8m 9 artı 4'ten artı 13 eksi 14m'yi bu tarafa gönderdim. 14 8 daha 22m 13'ü diğer tarafa attım 21'e her iki tarafı 22'ye böldüm. M demek... 21 bölü 22. Yani benim birinci bileşenim, bakın c noktasını yazıyorum. Benim birinci bileşenim 21 bölü 22. İkinci bileşenim 2 miydi? O da 42 bölü 22. Var mı sorun bakıyorum. 21, 42 bölü 22. Yani kısaca. Birinci bileşen 0 ile 1 arasında. Bakın m sayımız 0 ile 1 arasında. Şuradan bir değeri verdim. Götürdüm grafiğe değdirdim. Diğeri de 1 ile 2 arasında. Yani benim C noktam burada oluyor. Demek ki OK aralığında bir noktaya denk geliyorum M, Y, 2, M. O da arkadaşlar sorumuzun cevabını A'dan olarak buldurmuş olur. Üçüncü soru. Analitik düzlemde A noktası A, 2 noktasının B, 7, Y, 10 noktasının olan uzaklığı bir tam sayıdır. Bu nokta nokta uzaklığı tam sayı. Sonra 12 küçük eşittir. A, küçüktür. 15 olduğuna göre A'nın alacağı tam sayı değerlerin toplamı. Peki AB uzunluğunu ben nasıl bulabilirim? AB. Bir tık yaklaştırayım değil mi? Ben AB uzunluğunu nasıl bulabilirim arkadaşlar? X2 X1. X eksi karesi. Karesi artı Y2 eksi Y1. 2 eksi eksi 10'dan 12'nin karesinin karekökü. Diyor ki bu diyor 12 ile 15 aralığında. 12 küçük eşittir. AB küçüktür. 15. Yani şimdi benim bu uzaklığın bir tam sayıysa 12 ile 15 aralığındaysa ya 12 olur ya 13 olur ya da 14 olur. Başka da bir değer olmaz. Bunlara bağlı anlayınca tam sayı değerini toplamam. Bunlara bağlı A'ları bulalım. Şurası x değil A diyelim buraya daha iyi olur. Buraya A diyelim. Peki bulalım. Bulalım bakalım bulalım bulalım. Eğer 12 eşit dersen ben gerçi 5, 12, 13. 12, 13 şöyle yaparsam A'nın alacağı tam sayı değerini toplamam. Bakalım tamam bakalım bakalım. Şimdi 12 eşit dediğimiz her iki tarafın karesini aldım. A eksi 7'nin karesi artı 12'nin karesi eşittir. Karesini aldım. 12'nin karesini. Şimdi böyle bir şey mümkün müdür? Mümkün müdür? Bu tarafa attım. A eksi 7'nin karesi eşittir. Sıfıra demek ki A sayısı buradan 7 oluyor. A sayısı 7 olduğunda A sayısı 7 olduğunda 7 eksi 0'ın karesi 12'nin karesinin AB uzunluğu 12 olur mu? Olur. Anlayacağı ilk değerimiz 7'dir. 13 eşitlersem, bakın 13 eşitlersem, ax7'nin karesi eşittir 12'nin karesi, eşittir 12'nin karesi, a 7nin karesi x artı artı 12'nin karesi eşittir 13'ün karesi. Bu da 5, 12, 13 eşit denk geliyor. Yani a 7nin karesi eşittir 5'in karesine. Burada iki değer vardır. ax7'miz ya 5'tir, ya da ax7'miz eksi 5'tir. Attım bu tarafa A'nın alacağı değer 12 olur. Attım bu tarafa A'nın alacağı değer 2 olur. Bu da tamam. 12'ye 2. Bakayım. 14. Güzel. Üçüncü kaldı 14 olduğu durum. Burayı inceleyelim. A eksi 7'nin karesi artı 12'nin karesi eşittir 14'ün karesine. Yani A eksi 7'nin karesi eşittir. 14'ün karesi eksi 12'nin karesi. İki kare farkı yaptım. 14 eksi 12 çarpı 14 artı 12. Buradan gelecek sonuç, 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 sonuç. 2 çarpı 28 yani 56. E, A eksi 7'nin karesi eşittir 56 ise buradan A tam sayı gelmiyor. Yani buradan sonuç çıkmıyor. A'nın alacağı 3 değer var. 7, 12, 2 toplamda 21 yapar. Üçüncü sorumuzun cevabı edin olarak budur. Dördüncü sorum. Dördüncü sorum. Bir tık geri çektim. Kendimi kaldırmaya gerek yok. Analitik düzlemde bir mahalledeki okul, kütüphane ve müze. A, B, C noktaları modellenmiştir. Buna göre okulun kütüphane olan uzaklığı, müze olan uzaklığının kaç katıdır diyor. Okulun kütüphane olan uzaklığı, müze olan uzaklığının kaç katıdır diyor. E2 noktası uzaklıktan rahat rahat bulurum. Şöyle ki. Y2 eksi Y1 24'ün karesi artı. X2 eksi X1 5 eksi 2'den 7'nin karesinin karekökü. Hocam bu 7, 24, 25 üçgeni. Bu bir. Yer uzunluğu buluyorum. Bakın yine y2 eksi y1 10 eksi 4'ten 6'nın karesi artı x2 eksi x1 6 eksi eksi 2'den 8'in karesinin karekökü. Bu da 6 8 10'dur. Okulun kütüphaneye olan uzaklığı 25 bölü. Okulun müzeye olan uzaklığı bakayım. Evet 10'dur. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 2. Buradan cevabımızı 5 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Yani 2,5'tur. 4. sorumuzun Cevabı Bursa'dır. Beşinci soru. Şöyle ordinatı hangisidir diyor. Ordinat arıyoruz biz. Analitik düzlemde verilen A, B, C, D, F düzgün altı yerinde. P noktası B, C kenarının ortası. B noktası 2 kök 3 0. B noktası 2 kök 3'e 0. B noktası yani burası 2 kök 3 virgül 0. Ve B kesişim A, P'miz K'ymiş. Bu da tamam. Buna göre K noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir diyor bizlere. Bulalım. Şimdi altıgeni bir kenara çektim rahat rahat işlem yapmak için. Bakın. Çünkü bu düzgün altıgense benim şu açım 120 derecedir. E ben buradan yukarı köşegene gittiğimde bu 120 dereceyi iki eş parçaya bölüyorum ve dikmeymiş oluyorum şuraya. Yani burası dik olmak zorunda. E bu demek ki burası 60, burası 30. Peki bu bana ne sağlar? Bakın şu uzunluğu ben biliyorum 2 kök 3. Buraya 2 kök 3 yazarsam 60'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. E 90'ın karşısı 4 ise bu düzgün altı gelse demek ki burası 4 olmuş oluyor. Bakın burası 4 olmuş oldu. Bakıyorum sorun var mı? Yok. E noktasını bulabilirim. Olur sorun yok. Şurayı buluyorum artık. Burayı biliyorum. Peki ben K'yı nasıl bulacağım? Şurada kelebek mi var? Bakıyorum bakıyorum. Şurada 1'e 2'lik bir oran var. 4 ise burası 2'dir. Tamam. Şu kelebeği gördüm ben. Acaba şurada ortadan mı geçti? Evet ortadan geçti. Bu köşegen bu köşegen ortaladı. Peki bunun uzunluğu ne hocam? Onun uzunluğunu da şöyle bulurum. Burayı uzattım. Bakın. Burayı uzattım. Şimdi 2 demiştik değil mi? Şurası 2 oluyor. E burası 2 oluyor. Ortası zaten kenar 4 oluyor. 2, 4 toplam 8. Toplam 8 birim. E burası 4 ise burayı 2 parçaya bölüyorum. Yani bu da 2'ye 2 oluyor. 2 de burada var. 4'e 2 oldu. Şu kelebeği gördünüz herhalde. 4'e 2. 4'e 2. 2. 4'e 2. Benim bu noktam bakın benim bu noktam yukarı doğru 2 birim var. X 0. 0,2'dir. Şimdi şu kelebeği gördünüz mü? Üçgenlerden. Bu kelebeği gördünüz mü? 1'e 2 oran var. E bu anlama geliyor. K'ya 2K anlamına geliyor. Ve benden K'nın ordinatını istiyor. K'nın ordinatını istiyor. Şimdi ordinat dediğimiz ikinci bileşen. Birinci bileşen işimiz yok. İkinci bileşen arıyoruz biz. Sıfırdan nereye gitmiş? 2'ye. Bakın sıfırdan 2'ye ne yapmış? 2 artmış. Bu iki artışı 3K'da yaşamışız. 3K'da 2 artmışsa her bir K'da 2 bölü 3 artar. E burada bir tane K var. Demek ki K noktası 0'a 2 bölü 3 eklenmiş olacak. Eklediğimizde de benim ordinatım 2 bölü 3 bulunmuş oluyor. Ve bu da 5. sorumuzu bizlere Ceyhan olarak buldurmuş olur. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Bomba bir soru. Analitik düzlemde verilen ABC'de paralel kenarının köşe noktalarının koordinatları A, 2A, X, 9, B, X, 7, 20, C ve D verilmiş. Buna ihtiyacım yok. Kullanacağım yani. Paralel kenarın köşe genlerinin kesişim noktası F noktası olduğuna göre AFD üçgenin ağırlık merkezinin F noktasına uzaklığı kaç birimdir diyor. Bakın şöyle bir tane paralel kenar çizdim. Kullanacağım çünkü çok fazla işlem yapacağımı net bir şekilde görebiliyorum sorunun gidişinden. ABCD, A'yı B'yi, C'yi ve D'yi yerleştirdim. Şimdi bakın noktaları yerleştireceğim merak etmeyin. Yerleştireceğim. Şimdi diyor ki köşegenlerin kesim noktası F noktası. E zaten bu köşegenlerin kesim noktası F noktasıysa ben biliyorum ki ortalar ve bu da ortalar. Yani ben A, C'nin ortasını A, C'nin ortasını yani eksi 2 artı 2A yani 2A eksi 2 bölü 2 eşit olmak zorunda. Bu birinci beşini bir veriyor buradaki. E ki BD'nin ortasına BD'nin o da eksi 7 artı 3a bölü 2'ye. 3a eksi 7 bölü 2. Paydalara ihtiyacım yok. 2a'yı buraya attım. a eksi 7'yi diğer tarafa gönderdim. 7 eksi 2'den 5. a sayısı 5'miş. Aynı şekilde b'yi bulacağım. Yani ikinci bileşenleri eşitleyeceğim. a, c'nin ikinci bileşeni. 3b artı 2 eksi 9 topluyorum. 3b artı 2 eksi 9 bölü 2 eşittir. db'nin ikinci bileşeni. 2b eksi 2 bölü 2. 2B eksi 2 bölü Yine paylardan kurtuldum. 2B'yi sola attım B. 2 eksi 9 eksi 7 artı 7 geldi. 7 eksi 2'den B'de i̇şte B de 5'miş. Şimdi A'yı B'yi biliyorsam ben aslında tüm noktaları biliyorum artık. Yazalım. 5 5 değil mi? 5 5. 5 kere 2 10'a eksi 9. A noktası 10 virgül eksi 9. B noktası eksi 7 virgül 10. Eksi 7 virgül 10. C noktası eksi 2 virgül 17 eksi 2 virgül 5 3. 15 artı 2 17. D noktası 15 virgül eksi 2. 15 virgül eksi 2. Şimdi önce ben buradaki F noktasını bulacağım. Bakın F noktası. F noktası yine orta noktadan bulunabilir. 10 ile eksi 2'yi topladım. 8 bölü 2'den 4 virgül. Eksi 9 ile 17'yi topladım. 17 eksi 9'dan 8 bölü 2'den 4. F noktası da 4'e 4 noktası. Bu da tamam. Diyor ki, bakın diyor ki, AFD üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi burası olsun. G. G. Ağırlık merkezi alalım. Ve ağırlık merkezini bulmanın yolu da bakın yaklaştırdım. Yaklaştırdım. Şuraya yazacağım işlemi. Ağırlık merkezini bulmanın yolu. Yani ben buraya G noktası dersem benim G noktam bu üçgenin tam ortasıdır. Bileşenleri toplayıp 3'e böleceğim. Yani birinci bileşenler 10, 15 ve 4'ü toplayıp 3'e böldüğümüzde 15, 25, 15 10 daha 25 4 daha 29 bölü 3 29 bölü 3 bu G'nin birinci bileşeni İkinci bileşende, ikinci bileşende eksi 9 4 daha eksi 5 eksi 2 yani kısaca eksi 7 bölü 3 de ikinci bileşendir. Ve soru bizden bu gf uzunluğunu istiyor. Bu gf uzunluğunu bulalım. Bulalım, bulalım. İki noktası uzunluk yapacağım. İki noktası uzunluk. F noktası da belli. 4'e 4 noktası. Kontrol ediyorum. 7, eksi 4 olmasın sakın. Bakayım. 7 yok doğru. 17. Doğrudur. Şimdi y2 eksi y1. 29 bölü 3 eksi 4'ün karesi artı. Eksi 7 bölü 3 eksi 4'ün karesi. 29 bölü 3 eksi 4. 3 çarpı 4 eksi 12. 29 eksi 12'den buradan 17 bölü 3'ün karesi artı 3 çarpı eksi 4. Eksi 12 eksi 17 daha. Eksi 19 yani 19 bölü 3'ün karesi ve bunun karekökü benim cevabım olacak. Peki 17'nin karesi yani 17 çarpı 17 49'dan 4. 7 1, 4 daha 11. 1 7 7 1, 1, 1 9 8 2. Burası 289 bölü 9 artı 19 bölü 13'den 19'un karesi 81 8. 9 8 17 1 9 9 1 1 1 1 16 1 2 3, 361 bölü 3. Bunların toplamı da 361 mi 261 mi? 9, 9, 81, 8, 9 kere 1. 9, 8 daha 17, 1, 9, 9, 1, 1, 1. 1 topla 16, 361. 16, 361, 9 daha 370. 80 daha 450, 20, 200 daha 650 bölü 3 olmuş oldu karekök. Şimdi geldim. Cevap Bursa diyordu. Bursa demek 5'in karesinden 25 çarpı 26 demek. Hiç buraya karekökle uğraşmıyorum. 6 kere 5 30'un 0'ı 3. 6 kere 2 12 3 daha 15. 2 kere 5 10'un 0'ı 1. 2 kere 2 4 1 daha 5. 0, 5, 650 gördüğünüz gibi. Yani burası, yani 9 dışarı çıkacak değil mi? Şurası 9, burası 9. Hata yapmayalım. 9, 9. Bunun cevabı 5 kök 26 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor. Ne gerek var böyle bir soruya dercesine bir soruydu arkadaşlar ve geçiyorum. Yedinci sorumuzda birazcık daha insancıl bir soru. Analitik düzlemde verilen ABC dikdörtgeninde x 4 4 4 0 6'ya a. Dörtgenin y ekseni k ve l noktalarını kesiyor. K ve l noktalarını kesiyor. K noktasının koordinatları toplamı kaçtı? Şimdi şuranın 4 birim. Bakın buranın 4 birim toplam 8 birim olduğunu bana vermiş. Hiç sıkıntı yok. 4 burası, 4 burası. E hocam 90 dersem yükseklik de belli. 4 de burası. Açı yerleştiriyorum. 90 şu açıya nokta. Bu açı çizgi dersem. 90 olduğu için 90 çizgi. Demek ki burası nokta. 90 nokta. Burası çizgi. Şimdi üst taraflara geçmek için bunu uzattım. Bunu uzattım bunu uzattım ve bunu uzattım. Benzerliğe giriyorum. Çizgi ise 90 olduğu için nokta 90 hocam. Çizgi 90 çizgi nokta çizgi ise nokta 90 çizgi. Ta buraya kadar taşıdım ben her şeyi. Ta buraya kadar. Devam ediyorum. Hocam burası 2 birim. Şimdi bakın arkadaşlar. Çizginin karşısı 4. Çizginin karşısı 4. Bölü. Çiz, noktanın karşısı 8. 1'e 2'lik benzerlik oranı var ve bu tüm üçgenlerde aynı olacak. Çizginin karşısı 2 ise demek ki noktanın karşısı 2 katı 4 olacak. Geldim yukarıya. Geldim yukarıya. Şimdi 90'ın karşısı DC'yi, 90'ın karşısı A A B'yi görüyor. Eş üçgenler çünkü açılar eşit. Noktanın karşısı 8 demek ki hocam noktanın karşısı tamamı buranın 8 ve çizginin karşısı 4. Çizginin karşısı 4. Tüm uzunluk 8 ve 4 ise demek ki buraya 4 kalıyor. E demek ki hocam noktanın karşısı 4. Noktanın karşısı 4. Bu iki üçgen eş üçgenler. Şu aralık 2 oluyor. Tamam. Tamam. Şunu da bulalım. Şunu da bulalım. E ben bunun tamamı bakın şuradan 4 olduğunu biliyorum. 2 ise buraya 2 kaldı. E noktanın karşısı 2. Çizginin karşısı demek ki yarısı olacak. Çünkü noktanın karşısı çizginin karşısında 2 katı. Noktanın karşısı çizginin yarısının 2 katı. 2 ise buraya 1 birim kaldı. Tamamı 8'di. Demek ki geriye kalan bu uzunluk 7 olmuş oldu. Ve k noktası sıfıra 7 oldu. Koordinatör toplamı 7 bulunur. Sorumuzun cevabı Adana'dır diyoruz. 8. sorum analitik düzlemde AC doğru parça üzerindeki B ve D nokta eksenleri kesmektedir. B ve D eksenleri kesiyor. 3 BC 2 AB'ye. Yani ben BC'ye 2K dersem. Şuraya 2K dersem. AB'miz 3K. Buranın tamamı demek ki 3K. Kontrol ediyorum. Yok. Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bir kere ben B noktasını bulabiliyorum, değil mi? B noktasını bulabiliyorum. Doğrudan gitmeyeceğim doğrudan. Yok hayır. Aynı doğru üzerinde bu ya. Doğrudan gidelim ya. Şimdi arkadaşlar bu bir doğru denklemidir. Başka yerden yapabilir miydik? Evet yapabilirdik. Hatta deneyeyim ya oradan deneyeyim. BC'miz 2k, AB'miz 3k. Tamam 3k. 3 K. Şimdi 3K, 2K da 5K. Bakın. Eksi 3'ten 2'ye kadar toplam 5 artmış. Demek ki 5K'da 5 artış yakalıyorsam. Burada 3K var. 3K'da 3 artış yakalarım. Eksi 3'te 3 arttırdım. Birleşen 0 oldu. Virgül. E, i̇kinci bileşen eksi 1'den 4'e yine 5 artmış. 5K'da 5 artıyorsa her K'da 1 artacak. Her K'da 1 artacak. E toplam 3K'da 3 artacak. Eksi 1'den 3 arttırırsam 2 olur. 0'a 2 noktası burası. Yani B noktası 2 noktası. E D'yi de bulurum. Çünkü D'nin ikinci bileşeni 0'dır. Bakın. Mantık güzel. D'nin ikinci bileşeni 0'sa. Eksi 1'den 0'a 1 arttırmışım. Veya tamamını söyleyeyim şu anda. Bakın. Eksi 1'den 4'e toplam. 5K'da 5 arttırmışım. Eksi 1'den 0'a 1 arttırmam için K lazım. Yani bu şu anlama geliyor. Demek ki şurası K kadar bir uzunluk. O zaman bu aralıkta 2K oluyor. E k uzunluğa göre gidersem. Eksi 3'ten 2'ye 5 artmıştı. Her 5 k'da 5 artmıştı. K'da 1 artıyordu. Eksi 3'ten demek ki eksi 2'ye gelmiş oldu. Ve soru bitti. Hocam şurası 2 birim. Hocam burası 2 birim. Benim alanım 2 çarpı 2 iki bölü 2'den 2 iki cevabını bulurum. Ve 8. sorumuzda bu şekilde Ceyhan olarak bulunur. 9. sorumuzda analitik düzlemde A ileri nevi a e 1e B ileri nevi bx'ye ve gittikleri oyun olanın 0 sıfır noktayla modellenmiştir diyor. Bu noktalar birleştirildiğinde bir ikizkenar üçgen oluştuğuna göre, bir ikizkenar üçgen oluşuyormuş. Birleştiriyorum, birleştiriyorum, birleştiriyorum. E ikizkenar üçgenin açık açık şekle göre konuşursam bunlar olması lazım. Açıkça belirtmediği için herhangi ikisini alabilirim ama şekilce daha çok buna benziyor. Diğer kenarlar birbirine benzemiyor. Iki, iki kenar olarak. İki kenar üçgen oluştuğuna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor olabilir. Yani fazla ihtimal var. Hangisi olacak bakalım. Peki ben OA'yı bulabiliyorum. Benim OA uzunluğum y2 eksi bu orijin sıfıra 0, 0 ya. 2 eksi 0'dan 2'nin karesi. 1 eksi 0'dan 1'in karesinin karekökü Buradan kaç geliyor arkadaşlar? Uzunluğumuz kök 5. Peki bunun da kök 5 alınması lazım. Yani bu x'ye bunlardan biri olduğunda cevap kök 5 çıkacak. Hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Sağlayan tek bir şık şey var. O da eksi 1'e 3. Şöyle oluyor bakın. Eksi 1'e 3. 3 eksi 2'den 1'in karesi artı eksi 1 bir eksi 1'den de 2'nin karesinin kare kökü oluyor. Bu uzunluk yine kök 5 eşit oluyor. Sağlayan tek şık var hangisi olabilir demiş. 9. sorumuz Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar diyelim. Çıkmış iki soruyu çözmüyorum. PDF'de cevap olacaklar oradan bakabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer dileklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. you